Merhaba değerli izleyiciler. Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal BBN Türk Televizyonu'na röportaj vermiş. Ve verdiği röportajda Cumhurbaşkanı adayını açıklamış. Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın Mansur Yavaş'mış. Bu e, aktörlerin, bu yeni kurulan partilerin ve Erdoğan'la çalışan bu ulusalcı kliklerin Özellikle Mansur Yavaş isminin üzerinde bu kadar durmasının sebebine gerçekten bunun araştırılması gerekiyor. Mansur Yavaş'ın e, seçim, e, Millet İttifakı'nın seçim kaybettireceğini mi düşünüyorlar? Yoksa samimi olarak gerçekten Mansur Yavaş'ın adaylığını mı istiyorlar? Taktiksel düzeyde Millet İttifakı'nı karıştırmak için mi destekliyorlar? Tek parti genel başkanı diyoruz çünkü Ahmet Özal da yeni bir parti kurmuş, Turgut Özal'ın oğlu olması sıfatıyla bir parti kurmuş. Acaba bu kadar parti enflasyonu varken Ahmet Özal bu partiyi neden kurmuş olabilir? Mevcut partilerde siyaset yapmak yerine e, acaba o da Erdoğan'dan iktidardan destek almış olabilir mi ve? E, diğer o yeni kurulan partilerdeki ve ulusalcı kliklerdeki gibi neden o da Mansur Yavaş'ın ismini seslendirmiş bir Beyan Türk televizyonuna ve demiş ki hangi ittifaka yakın olduğumuzun hiçbir önemi yok çünkü hiçbir ittifaka yakın değiliz. ne cumhura yakınız, ne cumhura yakınız, ne de millete yakınız. Her iki ittifaka da İttifaktan da nefret etmiyoruz demiş. Yani Erdoğan'a karşı, AKP'ye karşı, Türkiye'yi bu noktaya getiren AKP, MHP'ye karşı, iktidarına karşı da çok da olumsuz bir söylemi olmamış. Sadece ekonomi düzeyinde yaptığı eleştiriler olmuş. Evet Ahmet Özel hangi vasıfla parti kuruyor? Neden parti kuruyor? Gerçekten iktidara geleceğine inanıyor mu? Amacı nedir? Bilmiyoruz. İttifaklar düzeyinde de bir tercih olmayacakmış Ahmet Bey'in tek başına yarışacakmış ve Masur Yavaş ismini zikretmiş. Türkiye'de bir günde, siyasette de bir günde böyle sonerdi erdi. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Tek parti genel başkanı, merhum Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal.